Efendim ilk dinleyicimiz hani dedi şu Suriye müdahale neticesinde dedi hani Arap Birliği'nin bilmem neyi falan. Ya Arap Birliği falan dediğiniz insanlar nedir yani? Arap ülkelerinin başındaki adamlara bir bakın. Hepsi satılmış insanlar. Efendim İran. İran bugüne kadar Müslümanların hiçbir zaman dostu olmamıştır. Osmanlı ne zaman batıya gitse İran arkadan saldırırdı. Engellemek için. Ve İran hiçbir zaman tarihi boyunca gayrimüslimlerle savaşa girmedi. Hep Müslümanların tepesine bindi. Hep Müslümanlara kalleşlik etti. Yani bunlar biz anlatıyorduk da kimse aynı şekilde inanmak istemiyordu. Şimdi yaşayınca ha bak işte Müslüman ülkesi güya hani seninle şey yapıyor falan ama acep aldı sana. Suudi Arabistan ateş püskürüyor. Ve Habi diyorduk. Bunların itikatları bozuk diyorduk. İnanmıyordunuz. Bunlar Türkiye'yi sevmez diyorduk. Ehli sünneti sevmez. Bu Seyit Kutubu da, Muhammed Kutubu da, o yakında öldü o Muhammed Kutup denen adam. Osmanlı'ya ne biçim galis küfürle sarf ediyordu. Türkiye'de hala bunların peşinde gidenler, efendim işte falan da Müslüman da İhvan-ı Müslümin de falan filan. Ya onlar hep aynı şekilde İngilizlerin organize ettikleri ve içine Osmanlı düşmanlığı, Ehl-i Sünnet düşmanlığı yerleştiren gruplardır bu. İster Arap, ister Türk, ister Çerkez, ister Tatar olsun. Kürtleri de aynı şekilde komünist yaptılar, sosyalist yaptılar. PKK'sını çıkardılar, bilmem nesini yaptılar. Aynen öyle işte. Aynen. Dinden uzaklaştırdılar. Yaptılar. Adamlar aynı şekilde o PKK kamplarında mecusilik bilmem nelik falan filan da gündeme getiriyorlar ya. Dolayısıyla Türkler arasında da şamanizmi aynı şekilde gündeme getiriyor. Yani herkesi şeyden İslamiyet'ten uzaklaştırmak için. Anadolu insanı da Ehl-i Sünnet olduğu için oraya düşmanlık daha fazla oluyor. Ehl-i Sünnet'in düşmanı daha fazla oluyor. Dolayısıyla hani ondan sonra bak işte İslamiyet'i bilmediği için kalkıyor diyor ki Salli Barik ne diyor? Biz diyor Hazreti İbrahim'in soyundan gelenlere dua etmişiz durmuşuz. İşte bunlar Arap değil mi? Bir kere şeyler onlar değil yani. Hazreti İbrahim soyundan gelenler yani İsmail Aleyhisselam soyundan gelenler değil bir kere. İsmail Aleyhisselam soyundan gelenler öyle olmaz. Şimdikiler onlar değil zaten, alakası yok ya. Hiç alakaları yok. Suud ailesi farklı bir durum yani. Tabii, zaten. Başka bir soydan geliyor. Dolayısıyla bunların ne Araplıkla ne İslamiyetle bir alakaları söz konusu değil. Ya İngiliz'in kölesidir, ya Amerika'nın kölesidir, ya Fransız'ın kölesidir. Suriye'de savaş olmadan önce biz gittik Suriye'ye. Helalarına varıncaya kadar hela taşları bile Madi'in Fransa yazıyor. Tabii. Fransız sömürgesi. Fransız sömürgesiydi. Yani Ehl-i Sünnet, din falan hepsini kaldırmışlar. Mısır zaten aynı şekilde İngilizler işte sadece bir Kur'an-ı Kerim okuyuşları kalmış. İtikat hepsi silmişler atmışlar. Şimdi Amerika'nın kölesiler, Yahudilerin kölesi. Suudlar zaten aynı şekilde İngiliz kölesi. Vehhabilerin kurduğu Vehhabiliği aynı şekilde ikame etmişler. Adamlar açık açık söylediler ya. Ha dediler işte bir Vehhabilikti şimdi biz dedi ılımlı İslam'a döneceğiz falan filan gibi. Yani biz rüzgara göre diyor din değiştiririz diyorlar. Dolayısıyla bugünkü Arap Birliği dedikleri şey İngilizlerin, Fransızların, Amerikalıların aynı şekilde uşakları bu devletlerin başında ve Türkiye'den rahatsızlar. Niye? Çünkü Türkiye'nin hareketleri, davranışları bu ülkelerin tabanını sallıyor. Tabanının sempatisini kazanıyor. Dolayısıyla adamlar korkmaya başladı. Ya bu böyle giderse bizim saltanat bitecek diyorlar. Türkiye'nin bu şekilde davranması için de dua etmeli. Allah-u Teala yar ve yardımcısı olsun. Ve Allah-u Teala Ehl-i Sünnet'i itikadını yine Türkiye'de ihsan etti. Dünyaya bugün aynı şekilde hakikat kitabı vasıtasıyla bu Ehl-i Sünnet kitapları Türkiye'den gidiyor. Dünyanın hiçbir yerinde başka yok. İşte Hindistan'da var ama cılız onlar. Ama şu anda bu kitaplar Hindistan'da da basılıyor. Ondan sonra Afrika'nın bazı ülkelerinde de basılıyor. Oraların her yerde kıpırdılar başladı. Dünyada kıpırdı başladı. Bu büyükler boşuna hizmet etmez. Allah-u Teala dinini ikame ediyor. Yayıyor. Yani biz böyle şey gibi ne derlerdi deve kuşu gibi kafasını kuma sokup aynı şekilde saklandığını zannediyorsun falan da. O mahiler ki derya içre deryayı bilmezler. Bizimki o yani. Evet. Dolayısıyla işte adam kalkıyor Türklük damarı harekete geçiyor. Biz diyor Araplara dua mı ediyoruz? Terbiyesizliktir ya başka bir şey değil. Biz yaratılmışların ikincisi olan İbrahim Aleyhisselam ve onun soyunda gelen Muhammed Aleyhisselam.
Ya Adem, zaten hepimiz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Kürdü, Türkü, Arabı bilmem nesi falan, bunların hepsi aynı şekilde. Aynı kökten geliyor. Dedelerimiz aynı. Ama Allah-u Teala farklı dilleri konuşmamızı murat etmiş. Farklı diller aynı şekilde ihsan da buyurmuş. Bunu da veren yine Cenab-ı Hak'tır. Bu dilleri de ihsan eden yine Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla bugün Arap Birliği dedikleri veyahut da aynı şekilde Arap ismini kullanarak Türkiye'ye düşmanlık edenleri iyi tanımalı. Bunlar din düşmanı, İslamiyet düşmanı. Dolayısıyla Anadolu insanı Türkiye bugün hala daha ehli sünnettir. Bunun içine düşmanlıkları ehli sünnettir. Ve Osmanlı'ya niye düşmanlar? Osmanlı ehli sünnetin bekçiliğini yaptı. 600 sene. Adamların mesela İran'ın ateş püskürmesinin sebebi, gene derler bunlar dedelerinin yoluna dönerse, döner bana da tokatlar. Merak etme, Allah-u Teala güç kuvvet verirse sen de aynı şekilde o palavralarını dinleyecek halimiz yok. Eshab-ı kirama sövüyorsun. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e küfrediyorsun. Hazreti Ayşe validemize iftira ediyorsun. Dil uzatıyorsun. Peygamber Efendimiz'e dil uzatıyorsun. Bunların da hesabı birbirine aynı şekilde sorulur. Sen de merak etme. Osmanlı tokadı nasipse onu da atarlar yani. Suud da aynı şekilde. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam isimlerini her taraftan kazıdı. Kabe-i Muazzama'da Peygamber Efendimiz'in ismini bırakmadı. Mescid-i Nebi'de de çok az kaldı. Ravda-i Mutahhara'nın orada Osmanlı koydukları. Öbür tarafta yeni ilave yaptıklarının hepsinde Peygamber Efendimiz'in ismini sildi attı. O Vehhabiliği kuran Muhammed bin Vehhab adına üniversiteler kurdu. Bilmem neler yaptı. Kabe'nin yanına bir saat kulesi yaptı. Kabe'den yüksek. Bu kadar edepsiz ve terbiyesiz. Kabe'nin etrafını da aynı şekilde hep yabancı milletlerin otellerini aynı şekilde dikti. Medine-i Münevvere'ye de öyle. Mescid-i Nebi'yi de kapattı. Kabe-i Muazzama'yı da kapattı. Kabe'yi uzaktan göremezsin artık. Daha helikopterle çıkacaksın, tepeden göreceksin. Öyle duruma getirdi. Yani bu adamların esas maksadı din düşmanlığıdır. Din düşmanlığıdır. Dolayısıyla sen ehl-i sünnetsin, Müslümansın. Hani sana aslında Türk diye düşman değil bu. Müslüman diye düşman. Müslüman diye düşman. Ehl-i sünnet diye düşman. Ehl-i sünnet diye düşman. Onun için bunu yerlerine oturtturmalı ve dilini de aynı şekilde dikkat etmeli. Hani biz aynı şekilde onlara mı dua ediyoruz? Hayır. Biz Allah-u Teala'nın salih kullarına dua ediyoruz. Ve bu o emirdir. Ayet-i Kerime'de emredilmiştir. Bizim her platformda desteklediğimiz Filistin bile sessiz kaldı. Sessiz kaldı. Biz aleyhte açıklama yapmadık ama nötr davranacağız dedi. Yani destekleyemediler. Biz konuşuyorduk ama efendim işte falan filan. Ya efendimim efendim, aha işte. Çünkü komünistlerin gerilla kampları, Türkiye'deki komünistler giriyordu. Filistin kamplarında eğitim görüyordu. Değil mi? Tabii. Yasser Arafat falan onlar komünist, sosyalist diye. Dolayısıyla her şeyi yerlerine oturtmak lazım.